Evet değerli izleyicilerimiz, proje kapsamında Sivas İl Özel İdaresi'nin uyguladığı yan sanayi endüstriyel bakım onarım elemanı yetiştirme projesinde Sayın Valimiz Davut Gül de proje hakkında genel bir değerlendirme yapacak. Sayın Valim hoş geldiniz programımıza. Evet Sayın Valim, proje kapsamında biliyorsunuz ki projenin amacı nedir? Proje kimlere uygulanmıştır ve kimler destek vermiştir Sayın Valim? Projemiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine edilen bir proje. Türkiye'de sektörel yatırım alanlarında genç istihdamın desteklenmesi hibe programı kapsamında finansmanı sağlandı. Hibe tamamen hibe olarak sağlandı. Projenin başvurucusu İl Özel İdaresi. İştirakçilerimiz ve beraber çalıştığımız kurumlar TÜDEMSAŞ, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. 20 kişiye yönelik yapıldı. Projenin süresi 12 ay. Bu 12 ayın bir kısmı teorik eğitim, bir kısmı pratik eğitim olarak devam ediyor. Mart 2016'da başladı. Yani yaklaşık 9 aydır süren bir proje. Bu proje kapsamında kursiyerlerimiz 3 tane sertifika almaya hak kazandılar. Bu sertifikalarla kendi alanlarında bir adım öne çıkmış oldular. Uluslararası geçerliliği olan, dünyanın neresine giderlerse gitsinler, o sertifikayla iş sahibi olabilecekleri ve aynı zamanda da bu işi öğrenebilecekleri bir zemin oluşmuş oldu. Burada TÜDEMSAŞ'ın verdiği eğitim çok çok önemli. Kalite belgeleri ve bu sertifikaların verilmesi çok çok önemli. Bunlarla bu 20 tane 18-24-29 yaş arasındaki kursiyerlerimiz gerçekten Anadolu tabiriyle altın bilezik derler ya, mesleki anlamda altın bileziğe kavuşmuş oldu. Bu tür projelerin en önemli kazanımı pratiğin artmış olması. Yani iki tane sıkıntı çekiyor meslek lisesi mezunları, yüksekokul mezunları ve üniversite mezunları. Nedir bu sıkıntı? Birincisi, teoride öğrendiklerini pratikte yeterince görmemeleri. İkincisi de diplomanın dışında herhangi bir sertifikalarının olmamaları. Şimdi dünyada da Türkiye'de de artık sertifika olmadan, o eğitimi özel olarak gördüğünü ispatlamadan herhangi bir yere yerleşmesi çok kolay olmuyor. Bu eğitimle, bu sertifikaları almış oldukları için aynı zamanda da teoride gördüklerini pratikte de görmüş oldukları için ayrı bir kazanımları olmuş oldu. Ayrıca da yan sanayi endüstri bakım onarım elemanı piyasada ihtiyaç olan ve aranan bir sektör. Yani meslek lisesine evet gidiyor, üniversiteye gidiyor ama bu alanda almış olduğu eğitim ve bunu belgelerle ispatlamış olması bu kursiyerlerimizin ileride çok kısa sürede iş sahibi olacakları anlamına geliyor. Bizlere düşen de bu tür kursların sayılarını arttırmak, meslek liselerimizde bu tür sertifikaların alınabileceği ortamlar oluşturmak, velilerin de öğrencilerini olabildiğince meslek liselerine yönlendirmeleri gerekiyor. Düz liselerde ya da farklı alanlarda bir meslek sahibi olmadan piyasada tutunmaları ya da iş sahibi olmaları mümkün olmuyor. Meslek liselerinin biz memleket meselesi olduğunu düşünüyoruz. Ve mutlaka öğrencilerin olabildiğince buralara yönlendirilmesi ve buralarda mezun olması gerekiyor. İl Özel İdaresi'ndeyiz ve şimdi yanımızda Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya var. Evet, proje hakkında kendisiyle kısa bir konuşmamız olacak. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Bizler de hoş bulduk. Evet efendim, Sivas İl Özel İdaresi olarak kaç yılından bu yana projelerde yer alıyorsunuz? Sivas İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulan proje koordinasyon merkezimiz Avrupa Birliği projelerine yönelik
ve bununla beraber Türkiye'de proje bazlı yatırımlara destek veren kuruluşlara proje sunmak üzere oluşturulan birimimizin 2005 yılında oluşturulmasıyla beraber hayata geçmiş bir husus. Tabii 2007 yılı itibariyle özel idaremiz bu konuda aktif ve başarılı çalışmalar sergilemiş bulunuyor. Sadece Avrupa Birliği destekli fonlara bugüne kadar 11 proje üretmiş olup bu projeler kapsamında 2 milyon avroluk ilimize ekstra bir kaynak sağlanmıştır. Bununla beraber yine Kalkınma Ajansı desteklerinden de azami şekilde faydalanmış olup il özel idaremiz, proje ofisimizin tabii başarılı ve gayretli çalışmalar neticesinde 17 proje kapsamında da 11 milyonluk bir bütçenin kaynağın genel bütçe kapsamı dışında ilimize sağlanmasında çok büyük faydaları olmuştur. Tabii bu sadece bunlarla ilgili değil, bununla beraber bizler kırsaldan efendim tarıma, sosyal projelerden her türlü görev alanımıza giren eğitime kadar pek çok alanda da proje yapıyoruz. Yani köklü bir geçmişi var kurumumuzun. Bununla beraber proje ofisimizin de başarılı çalışmaları 2005 yılında her ne kadar kurulmuş olsa da edinmiş olduğu tecrübeyle en iyi şekilde devam etmekte. Ve bugüne kadar gösterdiği başarıyı da inanıyorum ki bugünden sonra hem icra ettiği projelerle hem de Sayın Valimizin koymuş olduğu hedefler doğrultusunda gerçekleştireceği projelerle 2017 yılında ve gelecek yıllarda daha fazlasıyla gösterecektir. Şimdi proje kapsamında tabii projemizin ortağı Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Bu proje kapsamında 20'ye yakın öğrencimiz iş başında hem teorik hem pratikte eğitim görme şansına eriştiler. Yani teorinin yanında pratiklerini de geliştirdiler ve uluslararası alanda geçerli olan 3 sertifikayı almaya hak kazandılar. Bu onlar için büyük bir kazanım. Bununla beraber proje ortağımız olan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 8 eğitimcimiz mekatronik konusunda kendilerini geliştirdiler ve bu konuda uzmanlaştılar diyebilirim. Ve nihayetinde belki de bu projenin ilimiz için en önemli katkılarından en önemli unsuru olan ileri teknoloji otomasyon eğitim merkezinin kurulmuş olmasıdır ki ileri otomasyon eğitim merkezinde gerek okulumuzun bu öğrencileri gerek diğer okullardan gelen meslek lisesi olsun, diğer liselerden gelen öğrencilerimiz olsun ve dahi üniversitemizde ihtiyaç duyduğu takdirde ki oradan da öğrencilerimiz geliyor. Bu ileri teknoloji otomasyon eğitim merkezinden faydalanmaktadırlar. Evet. Peki efendim son olarak projeyle ilgili eklemek istediğiniz bir konu var mıdır? Yani proje üretmeye devam edeceğiz. Çünkü sadece genel bütçeden gelecek efendim rakamlarla iş yapmak gayesinde değiliz. Gerek Avrupa Birliği'nin sağlamış olduğu finansmanları en son haddine kadar kullanmaya çalışacağız. Gerek ulusal ajansların vermiş olduğu kaynakların sonuna kadar kullanmaya çalışacağız. Bir birim dahi bir artış yaptığımız yatırımda Sivas'ımıza elde ettiğimiz bütçede bir birim dahi artış sağlayabilirsek bu bizleri mutlu eder. Tabii bu sadece yatırım olmayacak. Bunun içerisinde sosyal sorumluluk olacak. Bunun içerisinde tarım projeleri olacak. Her türlü alanda. Çünkü özel idareyi biliyorsunuz. Hayatın her alanında mevcut. Ve üzerimize düşen bu vazifeleri bu projeler kapsamında bizler perçinleyeceğiz. Tabii bu konuda bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen gerek Sayın Valimize, İl Genel Meclis Başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Tabii bu projeler bir ekip sayesinde hayata geçiyor. Proje ofisimiz, Avrupa Birliği proje ofisimizdeki bütün arkadaşlarıma da gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ki bu projeler aynı zamanda bir de ortaklar ve iştirakçılar kanalıyla sağlanıyor. Bu hususta da bütün bize destek veren kurumlarımıza, ilgili amirlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Müzik
Evet değerli izleyenlerimiz, proje kapsamında gördüğünüz gibi Avrupa Birliği bir projesi uygulanacak. Sektörel yatırım alanlarında genç istihdamın desteklenmesi açısından hibe programı gerçekleştireceğiz. Tabii ki bunu da Sivas Özel İdaresi'nin uyguladığı yan sanayi endüstriyel bakım onarım elemanı yetiştirme projesinde proje ortağı Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Salih Delice yanımızda ve proje kapsamında tabii ki kendilerinin projedeki önemini anlatacak. Öncelikle müdürümüze merhaba, hoş geldiniz müdürüm. Merhaba, hoş bulduk. Evet müdürüm, projedeki yeriniz nedir? Bunu öğrenebilir miyiz? Evet, projedeki yerimiz çok önemli. Her ne kadar ortak diye bahsetseniz de projenin tamamı neredeyse okulumuzda uygulanmakta. Laboratuvarlarımız okulumuzda kuruldu. Eğitimlerimiz bizim öğretmenlerimiz tarafından okulumuzda verildi. Proje bizim için çok önemli. Bu projeyle ve bundan önce bir projemiz daha vardı. İşimizde otomasyon, elimizde formasyon diye. Bu onun mütemmimi gibi, devamı gibi bir proje. Arka arkaya yaklaşık 500 bin euroluk bir bütçesi var bu iki projenin. Bu projelerle makinelerin birbiriyle sensörler yardımıyla iletişim ve etkileşim içerisinde bulunduğu robotik üretim sistemleri devrine geçiyoruz. Bu dördüncü sanayi devrimine en başından dört elle sarılmalıyız kanaatindeyim. Bunun için de Sivas olarak bir mesleki ve teknik okul olarak elimizden gelen gayreti göstermek durumundayız. Ve bunu başardığımız kanaatindeyim. Oraya ulaşma noktasında daha iyi şeyler yapma cehdindeyiz. Bunu başaracağız. Evet, şimdi yanımızda proje koordinatörümüz Gülserap Yaraş var. Şimdi proje hakkında bize bilgiler verecek. Gülserap Hanım, merhabalar öncelikle. Merhaba. Evet, siz de bu projenin koordinatörüsünüz. Evet. Proje içeriğin hakkında bize bilgiler verebilir misiniz? Tabii ki, memnuniyetle. Türkiye'de sektörel yatırım alanlarında genç istihdamın desteklenmesi hibe programı kapsamında Sivas İl Özel İdaresi tarafından uygulanan yan sanayi endüstriyel bakım onarım elemanı yetiştirme projemiz faaliyetine 1 Mart 2016 tarihinde başladı. 12 ay sürecek bir projemiz. 28 Şubat'ta sona erecek. Proje ortağımız Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. İştirakçilerimiz TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi'dir. Şu anda meslek lisesinde son sınıflarda eğitim gören yaklaşık 400 öğrenciye iş kurma, bilinçlendirme ve girişimcilikle ilgili seminerler verdik. Seminerlerimizi İşkur İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, yine KOSGEB İl Müdürlüğü ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı yetkilileri destek verdi. Bunun dışında teknik gezilerimiz oldu iki tane. Bir tanesi yurt içi İstanbul, bir tanesi de yurt dışı Fransa. İstanbul'daki gezimiz 3 günde gerçekleşti. Birinci gün otobüs fabrikasına gittik. İkinci gün uluslararası yan sanayi fuarına gittik. Üçüncü günde kültürel gezi olmak üzere 3 günlük gezimizi tamamladık. Bunun dışında yine eğitmenlerimizden ve proje yöneticilerinden oluşan 12 kişilik ekip Fransa Paris'te yine uluslararası yan sanayi fuarına katıldılar. Buradaki robot sistemlerini incelediler. Bunun dışında bir de kariyer günü yaptık. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Üniversite öğrencilerine ve aynı zamanda yine meslek lisesi öğrencilerine yönelik bir programdı. Projemizin bütçesi yaklaşık 280 bin euro civarında olup bu oranın %90'ı Avrupa Birliği tarafından, %10'u ise proje sahibi, başvuru sahibi kurumumuz Sivas İl Özel İdaresi tarafından karşılanmaktadır. Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz her biri 3 ayrı dalda sertifika alacaklar. Sertifikalarımızın en önemli özelliği hem Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması hem de uluslararası geçerliliğe sahip olması. Bunları isimlendirecek olursak PLC dediğimiz programlanabilir lojik kontrol, elektropneumatik ve hidrolik alanlarında olmak üzere toplam 3 sertifikaya sahip olacaklar. Evet, şimdi yanımızda yine elektrik elektronik teknolojileri alan öğretmeni, aynı zamanda proje eğitmeni Adem Kaplan hocamız yanımızda. Hocam, hemen dönelim soralım. Sınıfta yaptığınız çalışmalar hakkında bize bilgi verir misiniz bu proje kapsamında? Evet, projede PLC eğitmeni olarak görev yapmaktayım. Burada kursiyerlerimize 560 saat boyunca özellikle PLC programlama konusunda eğitim verdik.
PLC dediğimiz cihaz adı üzerinde programlanabilir mantık denetleyicisi diye çevirebileceğimiz en basit makinalardan çok karmaşık robotik sistemlere kadar kullanılan bir cihazdır. Bu cihazı burada arkadaşlar bilgisayarda programını yazıyorlar, cihaza aktarıyorlar ve sizin makinanız nasıl programlanmasını istiyorsanız, nasıl çalışmasını istiyorsanız o şekilde çalışıyor. Eğer programda sistemin işleyişinde bir değişiklik yapmak istiyorsanız sadece yazılımı değiştirmeniz yeterli oluyor. Herhangi bir kablo değişikliğine gerek yok. Projenin çıkış noktasından bahsedecek olursak ilimizde otomasyon sistemleri ve endüstriyel bakım onarım konusunda yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacı had safhadadır. Çünkü ilimizde bu tarz makinaları kullanan firmalar bu makinaların kurulumu, bakımı, onarımı gerektiği zaman ya il dışına gönderiyorlar ya da il dışından adam getirtiyorlar. Bu da tabii ki maliyetlerin artmasına ve aynı zamanda üretimde zaman kaybına neden oluyor. Diğer bir mesele, bu firmalar çok büyük paralarla, belki yüz binlerce dolarla aldıkları makinaları hiç eğitimsiz ellere teslim etmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bu da onlarda bir tedirginlik oluşturuyor. Eğitim aldırmak isteseler bu eğitimler Sivas'ta normalde verilmiyor. Büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde veriliyor ve uzmanlık gerektiren bir alan olduğu için çok yüksek rakamlarla veriliyor. Dolayısıyla biz bu ilimizdeki dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak ve yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacını gidermek amacıyla bu projeye katılmış bulunuyoruz. Şu anda 2011 yılından itibaren 4. sanayi devrimine geçmiş bulunuyoruz. Çin gibi, Hindistan gibi insan gücünün çok ucuz olduğu ülkelerle rekabet etmek için insan üretim bandında insanı ortadan çıkaran bu şekilde sistemlere ihtiyaç var. En büyük gözlemimiz budur. Evet, şimdi yanımızda kursiyerlerden Ahmet Öztürk var. Ahmet'e soralım. Ahmet, bu projede aldığınız eğitimi nasıl değerlendirirsin? Ya ben elektrik elektronik mühendisiyim. Aynı zamanda şu an yüksek lisans yapıyorum burada. Enerji sistemleri mühendisliğinde, Cumhuriyet Üniversitesi'nde. Ama mühendisliği okurken biz bu dersleri aldık. Otomasyon dersi, işte PLC derslerimizi aldık. Ama her üniversitede olduğu gibi bizim yani çok şanslı değil her üniversite. Bizim üniversitede laboratuvar yoktu, böyle bir laboratuvar. Burada uygulama olarak yapıp, görüp, öğrenme şansımız oldu. Bizim için çok verimli oldu çünkü PLC'yi yani uygulama olarak görüp, uygulamalı bir şekilde, çok iyi bir şekilde, verimli bir şekilde öğrendik. Şu an mesela işte bir basit bir otomasyon hikayesini yazıp bilgisayardan programlayabilirsiniz ama bir uygulama tezgahı olmadan, yani görsel olarak bir şey görmeden o size sadece hayal gücünüze kalmış. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yılmaz Yüzgüleç bizimle proje hakkında bilgiler verecek. Evet, hoş geldiniz müdürüm. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de hoş geldiniz kurumumuza. Hoş bulduk müdürüm. Proje hakkında şimdi değerlendirme yapacaksınız. Projenin kapsamı nedir? Biraz sizden kısaca bilgi alalım. Projemizin kapsamında 3294 sayılı kanun kapsamında olan insanlar var. Bu ne demek? Şöyle açıklayayım size. İhtiyaç sahibi insanlar demek. Yani gelirleri, kişi başına düşen gelirleri asgari ücretin 1/3'ünün altında olan insanlar. Bu kişilere biz tabii ki herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmamaları ve maaş almamaları gerekiyor. Küçük bir yardımla, bir destekle topluma yararlı hale gelebileceklerse projelerden yararlanıyorlar. Projelerimizde işletme giderlerinin bir kısmı yine karşılanmaktadır. Projelerimize başvuran adaylar 18-60 yaş aralığında olmalılar. Projelerimize destek miktarı kişi başı 15.000 Türk lirasıdır. Ama bu tek müracaatçı olduğunda geçerli bir rakam. 2 müracaatçı da 30.000, 3 müracaatçı olursa 45.000 lira desteklenmektedir. Projelerde inşaat giderlerine destek verilmemektedir. Sadece tadilat gerekiyorsa yapılacak iş yerinin bu konuda da yardımcı olmaktayız. Bir diğeri de proje konusu faaliyetin bir üretime dayandırılmasıdır. Yani yeni bir ürün çıkmalıdır. El emeği ve zanaat şartlarını aramaktayız.
yani ticaretle ilgili, alım-satımla ilgili projeler desteklenmemektedir. Öncelikle bizden destek almak isteyen kursiyerler, sertifikaları ve diplomalarıyla birlikte vakfımıza müracaat edecekler. Biz burada kendileriyle görüşeceğiz ve yapacakları iş ve proje hakkında detaylı bir görüşme gerçekleştireceğiz. Ondan sonra bizim burada gördüğünüz incelemeci arkadaşlarımız var. Oturduğu ikamet adresine göre evlerine bir ziyarette bulunacaklar ve onlara bir dosya açacağız. Daha sonra mütevelli heyeti kararıyla hak sahibi olup olamayacakları belli olacak. Evet, şimdi katılım kurumlarından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'ndayız ve proje hakkında bir değerlendirme alacağız. Uzman Yunus Emre Şeker'den. Merhabalar. Öncelikle Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Sivas Yatırım Destek Ofisi adına konuşuyorum. Kurumumuz üç ilde faaliyet göstermektedir. Merkez Kayseri olmak üzere Sivas ve Yozgat ve şehirde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ve KOBİ'lerimize kurumsal kapasiteleri artırmaları yönünde proje destekleri sunmaktadır. Buna ek olarak tematik programlarla da bölge planına uyumlu biçimde bölgenin kalkınmasında önce olunmaya çalışılmaktadır. Bu proje vasıtasıyla mesleki eğitim alan kursiyerlerimize de desteklerimiz hakkında bilgilendirmede bulunduk. Kendi iş yerlerini kurabilmeleri adına olan desteklerden ve iş yerlerini kurduktan sonra büyümeleri için gereken destekler hakkında bilgiler verdik. Bu tür projeler vasıtasıyla hem kurumlar birlikte iş yapma kültürü geliştirmekte hem de kurumsal kapasitelerini arttırmaktadır. Dolayısıyla hem bölgemizin hem şehrimizin kalkınmasında rol oynamaktadır bu tür projeler. Bu tür projelerin devamını diler, şehrimize hayırlı olmasını temenni ederim. Evet değerli izleyenlerimiz, projede destek sağlayan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sayın Hikmet Can Polat bizlere kısaca bir değerlendirme yapacak. Hemen müdürüme dönüyorum. Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, İş Kur olarak siz de bu projeye destek verdiniz. Projede hangi kısımda yer aldınız? Sizden kısa bir değerlendirme alalım. Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü olarak bizler istihdama hizmet eden, özellikle nitelikli eleman yetiştirilmeye hizmet eden her projenin içerisinde olmaya özen gösteriyoruz. Bu bağlamda paydaşlarımızla birlikte önemsediğimiz bir diğer konu da kayıtlı ve kayıtsız işsiz rakamları. Çünkü bu bizim takibimiz açısından son derece önemli. Bunu yapabilmek için de biz yine paydaşlarımızla birlikte işsizleri kayıt altına alma ve birebir takip etme, yerleştikleri alanlarda en verimli şekilde istihdamlarını sağlama, niteliklerine uygun şekilde meslek edinmeleri için gereken eğitimleri almaları hususunda kurum olarak KOSGEB'le, İl Özel İdare ile, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, özellikle valiliğimizin desteğiyle ve yine tabi sivil toplum kuruluşlarıyla Sivaslı'ya en uygun şekilde iş imkanını sunma noktasında gayret içerisindeyiz. Ve şimdi Halk Eğitim Müdürü Tuncay Baral proje içeriğiyle ilgili kısa bir bilgilendirme yapacak. Projemiz Sivas İl Özel İdaremizin müracaatıyla ilimizde Avrupa Birliği projesi olarak gerekli değerlendirmelerden geçmiş. Mesleki Teknik Anadolu Lisemiz, Sivas Merkez Mesleki Teknik Anadolu Lisemiz, TÜDEMSAŞ ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak bizlerin iştirakçısı olduğumuz bir projeydi. Yaklaşık bir yıl süreli projeydi ve sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu süreç içerisinde gayet verimli bir proje oldu ve proje yararlanıcıların da özellikle kursiyerlerimizden bu geri dönüşleri aldık. Temennimiz aynı projelerin, buna benzer projelerin ilimizde aynı şekilde devam ettirilmesi ve bizlere düşen destek noktasında ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu buradan bir kere daha beyan etmek istiyorum. Yan sanayi, endüstriyel bakım, onarım, elemanı yetiştirilmesi kursuna katılan teknik lise ve üst öğrenim, daha üstündeki öğrenimde bulunan kursiyerlerin kurs sonucunda gerekli uygulama ve teorik kurslarını tamamlayıp sınavlarını yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığımız onaylı sertifikalarını vermekle görevliydik. Şu ana kadar da gayet güzel dediğim gibi kurslarımız gidiyor ve kursun sonucunda da yapılan sınavlar, şu ana kadar yapılmış olan sınavlarda hepsi başarılar ve kurs sonucunda da belge töreniyle birlikte belgelerini kursiyerlerimize takdim edeceğiz inşallah.
Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi yanımızda COBİ Uzman Yardımcısı Yılmaz Mert var ve kendisinden KOSGEB hakkında bilgiler alacağız. Evet Yılmaz Bey, KOSGEB'in girişimcilik eğitimleri ve iş kurma destekleri hakkında bize bilgi verir misiniz? Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı, kısa adıyla KOSGEB olan kurumumuzla çeşitli destek programlarımız kapsamında KOBİ'lerimize ve girişimcilerimize destekler sağlamaktayız. Bu programlarımızdan bir tanesi olan girişim destek programıyla girişimcilerimize ve 31.12.2017 tarihine kadar da işletmelerimize, yani KOBİ'lerimize destekler sağlıyoruz. Bu destekler nedir? Bunun detayını ben şu anda açıklayayım sizlere. İşini kurmak isteyen bir girişimci adayımız öncelikle KOSGEB Müdürlüğü'ne ve protokol yaptığımız bu eğitimler düzenlediğimiz kurumlara bu eğitimlere katılmak için bir başvuru yapıyorlar. Uygulamalı girişimcilik eğitimi diyoruz bu eğitime biz. Bu eğitim yaklaşık 4 günlük bir eğitimdir. 32 saatlik bir eğitim. Bu eğitim boyunca biz genel olarak işletme nedir, girişimcilik, bunlarla ilgili çok temel bilgiler ve İş planı dediğimiz bir kavram var. Bunun ne şekilde yazıldığı ile ilgili eğitimler veriyoruz. Bu eğitimi tamamladıktan sonra girişimci adaylarımız sistem üzerinden bize proje başvurularını yapıyorlar. Proje başvuruları değerlendirildikten sonra kurul tarafından kabul edildiyse belli bir süre veriliyor. Bu sürede işletmesini kurup desteklerini alıyorlar. Girişimcilik destek programımız kapsamında 2000 TL'ye kadar kuruluş masraflarını ödüyoruz. 18.000 TL'ye kadar makine, teçhizat, ofis donanımı, yazılım giderlerini ödüyoruz. Yine 30.000 TL'ye kadar da hibe olarak işletmelerinin kirası ve yandan da çalışan sigortalı personellerin maaşlarına destek sağlıyoruz. Buradan özellikle benim girişimci adaylarımızdan ve KOBİ'lerimize söylemek istediğim bir şey var. KOSGEB.gov.tr adresine girdikleri zaman bizim web sitemiz şöyle bir uyarıyla karşılaşıyorlar. KOSGEB'in tüm eğitim ve süreçleri ücretsiz ve aracısız verilmektedir. Bu çok önemli bir konu. Çünkü farklı kurum veya kişilerden işte dosya masrafı, kargo ücreti, proje yazım bedeli gibi başlıklar altında kişilerin talep ettiği veya SMS ile cep telefonlarına gelen işte krediniz onaylandı, belli bir dosya ücreti, belli bir kargo ücreti ödediğiniz zaman bu dosyanızı kullanacağız, KOSGEB'e gidip kredi kullanacaksınız şeklindeki uyarılara kesinlikle itibar etmesinler. KOSGEB'in tüm süreçleriyle ilgili bilgiyi mutlaka bizim müdürlüğümüze uğrasınlar. Gelemiyorlarsa yine web sitemizdeki iletişim numaralarımızı, maillerimizi kullanarak bizden bilgi talep etsinler. Yine 7/24 çağrı hattımız olan 444-1567'den de tüm süreçlerle ilgili ücretsiz olarak destek alabilirler. TÜDEMSAŞ Eğitim Merkezi'nde uygulamalı ders öncesi stajyerler bu derslik sınıfında hocalardan bilgiler alıyorlar. Proje ortağı olarak, iştirakçı ortak olarak şirketimizi kabul ettiğiniz şirketimizde şu anda sınıfta dersini gördüğümüz eğitim merkezimizde şirketimizde çalışan personellerimizi imala sektörünün ana parametrelerinden biri olan uluslararası standartlara uygun kaynakçı operatörlük belgesi vermek üzere elemanlarımızı yetiştiriyoruz. Yük taşımacılıkta kullandığımız 28 adet vagonun her türlü imalat ve tamiratları şirketimizde yapılırken bu imalat ve tamiratları sırasında görevlendirilen işçilerimiz uluslararası normlara uygun sertifika alma zorunluluğu getirildi. Hal böyle olunca biz de bu yapılanma çerçevesinde eğitim merkezimizi uluslararası normlara uygun yapılandırdık. Elemanlarımızı burada eğitiyoruz. Neticesinde de imalat sektöründe size bir ön bilgi, referans bilgi oluşturacak. Sizin kendi öz gayretlerinizle biraz daha araştırmacı kabiliyetlerinizle, becerilerinizle diyelim, bilgiye dağarcığınızı genişletmeye çalışacaksınız. Buradan proje tamamlandıktan sonra yarın iş hayatınıza atıldığınızda mümkün mertebe yetişmiş elemanın sanayideki muhakkak yeri vardır. Gittiğiniz sektörlerde çok rahatlıkla değerlendirilebilecek vasıflara sahip olacağınızı düşünüyorum. Stajyerlerimiz Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi'nde şu anda uygulamalı kaynak dersi görüyorlar ve şimdi sizleri bu görüntülerle baş başa bırakıyoruz.
şu anda ders saatindeler, uygulamalı ve hocamız Özer Binay. Özer Binay hocamıza bilgi alalım. Evet hocam, burada ne gibi uygulamalar burada yapıyorsunuz? Burada kaynak simülatörümüz var. Bunu Amerika'dan getirttirdik. Özellikle kaynakta mali olarak kayıpları önlemek amacıyla eğitimde özellikle yeni aldığımız öğrencilerimizi kaynak öğretirken teorik eğitimden sonra buraya alıyoruz. Burada simülatörde aynen uçak pilotlarının pilot yetiştiği gibi biz de kaynakçıları simülatörde yetiştiriyoruz. Ondan sonra kabinlerimizde faal olarak eğitiyoruz. Evet, beş tane ana kriter var. Evet. O beş ana kriteri bilgisayar ortamında öğrendikleri için diğer uygulamaya geçtiklerinde rahat bir şekilde malzeme tasarrufunu da sağlamış oluyoruz. Kayıpları önlemiş oluyoruz. Bu şekilde uygulama sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Vagon Üretim Fabrikası'ndayız. Fabrika müdürümüz Feridun Özdemir yanımızda ve biz şimdi tabii ki buradaki yapılan çalışmalar hakkında bilgi alacağız. Merhabalar. Merhabalar. Evet, sizden bu konu hakkında bilgi alalım. Burada neler yapıyorsunuz? Şimdi fabrikamız Tüdemsaç'ta bulunan 3 tane fabrikadan birisi. Burası Vagon Üretim Fabrikası. Yük vagonu imalatı yapıyoruz. Son 2 senedir TSI belgeli vagonlar, TSI belgeli Avrupa Birliği mevzuatına uygun standartlara sahip vagon yapıyoruz. Şu anda burada 16 bin metrekare kapalı alanda 215 tane işçimizle bu imalatları yürütüyoruz. Elimizde şu anda 3 tip vagon imalatı var. Bu vagonları 2017 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık 800 küsür tane vagon yapacağız. Bu arada işte özel sektör ve diğer araya alınacak siparişlerle de bu üretimi devam ettirmeyi düşünüyoruz. İmalat yönünden Avrupa standartlarını yakalamış durumdayız. Vagonlarımız yine öyle Avrupa standartlarında. Kaynakçılarımızın hepsi Avrupa standartlarında belgeye sahip. Buradaki bulunan Tüdemsaç bünyesinde bulunan kaynak okulunda gerekli eğitimler ve sertifikalandırmalar yapılmış durumda. Yaklaşık 120 tane bu sertifikaya sahip kaynakçılarımız var. Kaynaklarımızın bir kısmı da boji imalatında bilhassa robotlar kullanılarak kaynak yapılmakta. Bunlar da bojenin %80'inin kaynağını robotlar sayesinde yapmaktayız. 4-5 senedir de bu sistem devam ediyor. Sivas Özel İdaresi başvuru sahibi olarak Meslek Lisesi Teknik Anadolu Lisesi ile beraber proje geliştirmişler ve Tüdemsaç da buna iştirak olarak katılmıştır. Bu okullardaki öğrencilerimize 40 gün burada teknolojik, elektrik, makine ve teçhizat konularında eğitim, staj yapma imkanı sunulmuştur. Ve bunlar stajlarında büyük bir oranda da fabrikamızda gerçekleşmektedir. Şimdi stajyerlerimizde uygulamalı bir ders işleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda Vagon Üretim Fabrikası Boje İmalat Şubesi'ndeyiz. Şu anda vagonun hareket aksamının komple üstünde bulunduğu boji parçasının imalatı ve robotla kaynak yapıldığı yerdeyiz. Burada 5 tane robotumuz var. 2-2-1 şeklinde çalışıyor. Şu anda önünde durduğumuz yer enine taşıyıcı kiriş dediğimiz parçanın kaynağını yapıyoruz. Bojilerde %80 kaynağının %80'ini robotlarla yapıyoruz. Bu sistemi 15085 standardına uygun Avrupa standartlarında kaynaklar yapılıyor ve bu kaynakları da robotun yapmadığı kaynakları daha sonra elemanlarımız tamamlama kaynağı dediğimiz şekilde standlarda tamamlıyorlar. Kurulum kapasitesi vardiyede 8 boji imalatı olarak tasarlandı ama bu %100 verimle, hiçbir aksaklık, hiçbir arıza olmadan yapıldığı takdirde şu anda ortalama 5 ila 6 boji şeklinde devam ediyor.
Burası bizim TÜDEMSAŞ'ın kalite kontrol daire başkanlığına bağlı laboratuvarı. Biz laboratuvarda genellikle metaller üzerine çalıştığımız için metallerle ilgili deneyler yapıyoruz. Bizim deneylerimiz basitçe 3 kısımdan oluşmaktadır. Mekanik deneyler, kimyasal deneyler ve kalibrasyon işlemleri. Bu bölüm bizim mekanik deneylerin yapıldığı kısım. Burada metallerin sertliğini ölçüyoruz. Bunlar kendi aralarında tabii birimleri ayırıyoruz. Birinel, Vickers, Rockwell diye şu cihazlarla sertliğini ölçüyoruz. Buradaki cihazlarımızın hepsi standartlara göre deney ve talimatları var ve bilgisayar otomasyon kontrollü rapor ve sertifikalarını sunmaktadır. Kalite kontrol dairesi olduğumuz için ilgili kalite sınıflarında gelebilecek malzemelerin o sınıfta olup olmadığının testini yapmak için burada çeşitli numuneler hazırlandıktan sonra ilgili otomasyonlu cihazlarımızla bizden talep doğrultusunda istenen mekanik ve kimyasal değerleri bulmak için işlemler yapılıyor. Yüzeyi mümkün olduğunca pürüzsüz bir hale gelmek zorunda. Daha sonra kullandığımız bilgisayar destekli cihazımızla merceklerden malzemenin yüzeyindeki pürüzsüzlük durumuna göre batan ucun kuvveti doğrultusunda bir iz oluşuyor. Bu izin merceklerdeki görüntüsü daha çok piramit şeklinde olduğu için piramit şeklinde olan izi göz yardımıyla ve tecrübemizle burada ilgili ayarlamaları yaptıktan sonra kendimize göre tecrübe ettikten sonra burada işlemleri yapıyoruz ve dökümantasyon sisteminde raporlama işlemlerinde sonuçları alıyoruz. Bu şekilde kalite sınıfının değerlendirilmesi ve işlemin bitirilmesi aşaması gerçekleşmiş oluyor. Bu bölümde çentik darbe test cihazımız var. Yine malzemelerin ilgili mekanik testlerini yapmak için bir test yöntemi. 2 mm çentik açılmış bir numunemizi ilgili test bölümündeki ilgili yerimize yerleştiriyoruz. Şimdi çekici düşürmek için işlem yapıyoruz. Şimdi bu şekilde 300 kilojoule kuvvetinde inen 270 derece açıyla inen çekicimiz ilgili numunemizde 2 mm açılmış olan çentiği parçaladı ve bundan sonra bilgisayar raporlama kısmında oluşan değerin yorumlanarak ilgili standartlarda olup olmadığının testi yapılıyor. Laboratuvarımızda SpectroLab marka kimyasal analiz işlemi yapan bir spektrofotometre cihazımız mevcut. Burada ilgili kalite sınıfında gelip gelmediğini kontrol için çelik numuneler hazırlanıyor ve kimyasal kompozisyona bakılıyor. İçerisinde 19 elementin milyonda bir değerine kadar gerçekleşecek durumları tespite arayan bir cihazımız. İsterseniz bir örnek yapalım. Buyurun. Yine bilgisayar destekli çalışıyor. Burada malzemenin içerisindeki atomların yanarak iyonlaşma durumundan sonra içerideki tankın içerisine geçip orada ilgili dalga boylarıyla alınan bir değer sistemiyle çalışan analiz cihazımız. İçerisinde milyonda bir hassasiyetinde değerleri okuyabilecek özellikte. Çıkan sonuçlar, burada 19 elementin 1000'de, 1000'de, 10.000'de, 100.000'de, 1.000.000'da hassasiyetine kadar değerlendirmeleri yapabilen bir analiz cihazımız. Bu yine mekanik laboratuvarda ilgili test cihazımız. Çekmek çubuklarıyla hazırlanan malzemelerin yine akma ve çekme değerlerinin yapılması ve ilgili değerlendirmelerin olması için hazırlanan bir cihaz. 1940 yılından beri kurumumuzda faal çalışıyor. Hidrolik sistemle çalışan bir test cihazı. Şu anda bunu müze olarak bu şekilde sergiledik.
Sidem Saç Genel Müdürlüğü Malzeme Daire Başkanlığı, Malzeme İkmal ve Stok Kontrol Şube Müdürü Muhittin Altun. Tamamen Tüdem Saç Malzeme Daire Başkanlığı çalışanları tarafından proje olarak geliştirilen otomasyon sistemiyle çalışmakta olan bir malzeme takip sistemimiz vardır. Ayrıca burada tamire gelen bütün vagonların yedek parçaları, dışarıdan satın alınanlar ve Tüdem Saç'ta imal edilen fabrikada imal edilen malzemeler burada depolanmaktadır. Ayrıca burada otomasyon sistemiyle bu malzemeler takip edilebilmektedir. İzlenebilirlik dediğimiz sistem burada malzemelerin aynen TC kimlik kartı gibi, bizde de bunların bir TC kimlik kartı vardır. Ve bunlarla kare kodlar okutularak bu malzemenin geçmişine, hangi firmadan alındığına her zaman erişebilme imkanımız vardır. Buradan malzemenin barkodunu okutuyoruz ve bu malzeme hakkında şu an stoktaki bilgilerini almaktadır. İşte malzeme hakkında bilgi, resim ve özelliğini göstermektedir. Buradan da stok girişi dediğimizde bu malzeme hangi firmadan gelmiş, bize kaç liradan gelmiş ve şu an stoğumda ne kadar olduğunu göstermektedir. Yine malzeme detayına git dediğimiz zaman tekrardan buradan şu an stoğumdaki malzeme miktarı, stok ortalama birim fiyatım, bu yıl tüketilen miktar ve geçen yıl tüketilen miktar kısımlarını görmekteyiz. Ayrıca taleplere git dediğimiz zaman da burada eğer bu malzemeden bu sene talep edildiyse burada bir talep ekranı açılmaktadır. Ama harekete git dediğimiz zaman bu malzemeden yapılan bütün malzemenin hareketleri, hangi vagona takıldığı buradan takip edilebilmektedir.
Evet değerli izleyicilerimiz, yan sanayi endüstriyel bakım onarım elemanı yetiştirme projemizin sonuna geldik. Evet, bugün kursiyerlerimiz sertifikalarını aldılar. Tabii ki burada büyük bir ekip görüyorsunuz. Sadece kursiyerlerimiz yok. Burada kamera arkasında çalışan büyük bir ekip var. Valilikte çalışan diğer ekip arkadaşlarımıza, yine proje koordinatörü ve ekip arkadaşlarına, burada emeği geçen herkese, bu programda, bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben tabii ki hemen iki kursiyerimizin görüşlerini almak istiyorum. Çünkü sertifikasını aldı. Neler düşünüyor bir soralım. Merhaba, benim ismim Göksun. Bizim için bu proje çok faydalı oldu. Yani hepimiz kendimize yeni nitelikler kazandırdık. 3 ayrı dalda sertifika aldık. Şu an herkes kendine yeni bir şeyler kattı. Hem birbirimizden öğrendik, hem öğretmenlerimizden çok iyi şeyler öğrendik. Yani ileriki hayatımızda bu sertifikaların çok faydası olacak bize. Hem iş bulma açısından, hem de yani kişisel olarak da birbirimize bir şeyler kattık. Koordinatörlerimize, hocalarımıza, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Hemen yanımızda diğer bir kursiyerimiz var. Bir de senin düşüncelerini alalım. Göksun arkadaşımızın da dediği gibi işte bu sertifikaları aldık. İleride de bize çok faydası olacağını düşünüyorum. Bu kursu çok yani bir aile ortamındamış gibi gördük. Yani bu sertifikaları da hak ettik. İşte bunun için çok mutluyuz. İnşallah iyi olur. Evet, ben de sizi tebrik ediyorum. Bu projede emeği geçen herkese, baştan sona herkese çok teşekkür ediyoruz.